Diyarbakır Surp Giregos Ermeni Kilisesi'nin avlusu. Uzun masaların çevresinde sıcak bir sohbet var. Onlar kamuoyunun varlıklarından çok da haberdar olmadığı Müslüman Ermeniler. Kendileri bile Ermeni olduklarını yıllar sonra öğrenmiş. 1980 gözaltına alındım. Orada bana sen artık kendini gizleme dedi. Yani sen komünistsin de, böylecisin de. Ben aşırı derecede yoktum. O dönemin psikolojisine dönersem, ya bu nereden çıktı falan dedim. Babam din adamı. Dedi de doğrudur, babam din adamıdır. Fakat sen bunu da biliyorsun. Sen böylece örgütlerle de ilişkilisin. Biz seni bilmiyoruz sanma. O ara işte ilk defa soyup sünnetli olup olmadığıma baktılar. Hadi Gümüş Diyarbakır'da yaşıyor. Ermeni olduğunu öğrendikten sonra geçmişini araştırmaya başladığını söylüyor. Ama ablasından bile tepki gördüğünü anlatırken gözyaşlarını tutamıyor. Biz Ermeniler demiştim. Bir ablam bana şunu söylemişti. Düşünün ne kadar acıdır. Ya sen ne yaptın? Duymuş tabii yeğenlerimden falan. Sen şerefimizle oynadın. Sen yazılarında biz Ermeniler demişsin. Hadi Gümüş hep arada kaldıklarını söylüyor. Bizim Siverek'te aile kabristanımız var. Siverek'te ben Hristiyanım deyip, Ermeniyim deyip beni gömecek insan bulamazsınız ki. Yani bu da tarih kartında vereceğim en büyük hesaplardan biridir. Ben neyim yani? Demin sözünü ettim ya, yani İsa'yı terk etti, Muhammed'le de tanışmadan gitti, ben ona üzülüyorum. Çoğu Ermeni olduklarını hala çevrelerinden gizliyor. Bu yüzden röportaj vermek istemiyor. Üçüncü nesil arasında Hristiyanlığı tercih edenler var. Surp Giregos Ermeni Kilisesi Vakfı'nın yönetim kurulu üyesi Abdülgafur Türkay da yıllar sonra vaftiz oldu. Ohannes olarak değiştirdiği adını günlük yaşamında kullanmıyor. Türkay düzenlediği organizasyonlarla Müslüman Ermenileri kilise çatısı altında buluşturuyor. Kilise bugün 10 Aralık'ta kurtarıldı. Bu büyük bir başarı. Elbette ki bugün malum biliyorsunuz 50-60'lardan beri Ruhban Okulu kapalı. Ve din adamı yetiştiren, Hristiyan din adamı yetiştiren bir kurum yok. Patrikhanemizin bize söylediği. Şu an itibariyle buraya sürekli ikamet edecek, sürekli burada kalacak bir din adamının olamadığı. Bizim talebimiz her hafta pazar günleri burada ayinin düzenli olması. Olabilecekse bir cenazenin burada kalkması. Olabilecekse bir işte düğünün, vaftizin burada yapılması. Kilise avlusundaki sohbet saatlerce sürüyor. Bugün çoğunluğu Doğu ve Güneydoğu'da yaşayan Müslüman Ermeniler ayda bir kez buluşuyor.